Aksaray'ın ekranı, Aksaray Belediye TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı Günler programımızla karşınızdayız. Bu haftaki konuğum ortopedi ve travmatoloji alanında doçent doktor Sayın Yunus Güzel. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Müşra Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok nasılsınız hocam? İyiyiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler de iyiyiz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz sağ hocam. Olun. Hocam bugün eklem kireçlenmelerini konuşacağız ama evet. Onun öncesinde sizi tanımak istiyorum. Yunus Güzel kimdir? Evet, teşekkür ederim. Ben 1982 Aksaray doğumluyum. Ortaköylüyüm. İlkokul ortaköy sonrasında ortaokul ve liseyi Aksaray'da devam ettim. Sonrasında ilk 3 yıl Sivas, daha sonrasında Konya'da tıp fakültesini bitirdim. 2011 yılında Meram Tıp Fakültesinden uzmanlığımı aldım. Ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanım. Sonrasında Yozgat'a mecburi hizmete, peşinden de Ordu Üniversitesi'nde 6 sene bir akademisyenlik hayatım oldu. 2018 yılında doçent doktor unvanı aldım. 2 senedir de Aksaray Özel İnova Hastanesi'nde hasta bakmaya devam ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum hocam. Bugün eklem kireçlenmelerini konuşacağız ama ilk öncesinde alanınız olan ortopedi ve travmatoloji uzmanısınız. Evet. Ortopedi nedir hocam? Ne demek? Şimdi ortopedi ve travmatoloji aslında iki alanın birleşmesi gibi. Ortopedi demek ortos pedos, yani düzgün çocuk demek. Aslında kelimenin başlangıcı ortopedi ilk başta çocuklarla doğmuştur. Çocukların düzgün yürüyüşü, bacak anomalileri, şekil bozukluğu onunla yürümüştür. Günümüzde de aynı zamanda travmatoloji, yani kazalar, trafik kazaları, yüksekten düşme birçok alanla ilgilenmekte. En çok eklem rekonstrüksiyonu dediğimiz, yaşında ilerlemesiyle günümüzde ömür beklentisi uzadı, kireçlenmeler, diz, eklem, bütün eklemlerde görülebilir ve travmalar, kırık çıkık protez ve çocuk ortopedisi, çocuğun düzgün gelişimi, özellikle kalça çıkığı birçok alanda hizmet vermekte. Özellikle eklemler, kemik, kas iskelet sistemiyle ilgilenmekteyiz. Evet hocam, neredeyse 40 yaşından sonra bir ağrı başlıyor, çoğumuzda oluyor ve hayatımızı kısıtlama noktasına getiriyor. Bu eklem kireçlenmesi diyoruz ama kireçlenme nedir hocam? Bu neden bu noktaya geldi? Evet, şimdi şöyle, aslında kireçlenme bizim dilimize çok oturuyor. Türk toplumuna yerine de yakışıyor, öyle söyleyeyim. Birçok dilde yok. Aslında tıp dilinde bu artroz. Yani artroz. Vücuttaki her eklemde görülebilir. Parmak ekleminden tutun, vücudun en büyük eklemi diz eklemine kadar, kalça eklemine kadar birçok eklemde görülüyor. Kireçlenme derken bizim dilimizde daha çok mesela oranın bozulması, oraya bir şey birikmesi, tortu birikmesi, hareketin kısıtlanması gibi. Bunun dili dediğim gibi artroz. Dediğiniz gibi 35 yaşından sonra 40 yaşında özellikle birçok insanda başlıyor. Ve yaş beklentisi uzadığı için mesela günümüzde 60, 70, 80 yaşında artık insanlar araç kullanıyor, gezmeye gidiyor, travmalar da artıyor ve bu kireçlenme şikayetleri de artıyor. Öncelikle kireçlenme nedir? Onu söyleyeyim ben. Tıp dilindeki artroz dediğimiz kıkırdak kaybı. Şimdi bizim normal eklemlerimizde, bütün eklemlerde, hareket eden bütün eklemlerde kemiğin yüzeyi bir seramik ya da mozaik şeklinde beyaz bir kıkırdak yapıyla kaplı. Bu kıkırdak yapı esnek, yükü absorbe eden yani emen, hareketimizi sağlayan yapı. Zamanla bu bozulmaya başlıyor. Bunun birçok nedeni var. Yani niye bozuluyor hocam? Mesela 70 yaşında hasta geliyor, hiçbir şikayet yok. 40 yaşında hasta geliyor, kemikler tamamen birbirine binmiş, hastanın hareketi ciddi sınırlanmış. İşte burada birçok faktör var. Mesela hasta geçmişinde trafik kazası geçirmiş olabilir. Anatomik yapısı bozulmuştur. Ya da en önemlisi aslında benim kendi mesleki tecrübem, gördüğüm genetik. Genetik çok etkili. Hasta 35 yaşında diyor ki hocam artık merdiven inip çıkarken, namaz kılarken, bir de toplum olarak biz yere çökmeye, namaz kılmaya yatkın bir toplum olduğumuz için diz şikayetleri daha çok görülüyor. Hocam ağrılarım başladı. Röntgen çekiyorsunuz, hastada kireçlenme ileri evre. İşte burada genetik devreye giriyor. Yani bir şekilde genetikten kaçış yok. Peki sadece genetik mi? Bunu hızlandıran faktörler de var. Mesela kilo artışı gibi. Ya da mesela bir önceki görev yerim Karadeniz'di. Çok yokuş, yama, buralardan inip çıkmak, zorlamak da kireçlenmeyi hızlandırıyor. Kireçlenme, kemiği örten kıkırdak dokunun kaybı. Şimdi bunu şöyle göstereyim ben size. Mesela şu bir diz eklemi.
arada normalde bir parmak mesafe olması lazım. Bu kıkırdak. Bu şekilde rahat hareket ediyor. Hı hı. Zamanla kıkırdak azaldığı için kemik birbirine sürtmeye başlıyor. Binmeye. Acılarımız o zaman ağrı artıyor. Başlıyor. Aynen. Bir de mesela hani filmlere de konu olmuştur. Kemal Sunal yağmur yağacağını biliyor. Bunun esprisi de şudur. Bunun üstünde bir kıkırdak yapı var. Kireçlenen dizde kıkırdak azaldığı için kemik yüzey açığa çıkar. Kemik yüzeyin açığa çıkması da eşittir ağrı uçlarının açığa çıkması. Kişi ağrı duyar. Ve basınç reseptörlerinin algılarının açığa çıkması. Nemli havayı daha çabuk hisseder diz. Kireçlenmenin bir esprisi de budur. Hani kireçlenen hastalar daha hassas olur. Ya da hasta der ki hocam pencere açılsa benim dizim üşüyor. Bu da işte kireçlenmeyi gösterir. Kireçlenme aslında böyle bir şey. Biz kireçlemenin ne olduğunu bilmiyormuşuz hocam. Ben evet. Onu anladım yani. Aynen dediğiniz gibi çok doğru. Şöyle mesela halk arasında dedim ya bizim dilimize çok oturuyor kireçlenme. Bazı hasta geliyor diyor ki hocam benim dizimin sıvısı bitmiş. Bazı hasta diyor hocam kıkırdak bitmiş. Bazısı diyor kemik yemeği bitmiş. Aslında hepsi doğru. Yani aradaki kıkırdak azalıyor. Sıvı artış gösteriyor. Bu da ağrı yapıyor. Aslında sıvı azalmıyor. Sıvı artıyor. Ama kaliteli sıvı artmıyor. Yani o makine yağı gibi düşünün. Akışkan sıvı gidiyor. Yerine daha sıvı, su şeklinde daha sarı ağrı yapan, bazen de dizi çok şiş gelir hastalar mesela, o sıvı geliyor. Ve kemik kemiğe bindiği için yeni yüzey oluşuyor, yeni kemik oluşuyor. Eklem kendini geliştirmeye, iyileşmeye çalışıyor. Etrafta osteofit dediğimiz yeni kemikler oluşuyor ve bu da sürtmeye neden oluyor, ağrıyı açığa çıkarıyor. Peki neler yapılabilir? Biz bu kireçlenmeyi önleyebiliyor muyuz hocam? Evet, evet. Bu da işte şöyle, önemli dediğiniz gibi. Önlenebilir mi? Aslında bazen bunu söyleyince hastalarım da üzülüyor. Bu bir genetik, yaşlanmak gibi. Nasıl? Mesela ben hastalara diyorum ki saçın beyazladı, geri çevirebilir misin? Çeviremezsin. Bu da böyle bir süreç. Kireçlenme başladığı zaman hı hı. ilerleyecektir. Fakat önlem alabilir. Mesela en çok söylediğimiz kilo. Şimdi çok zayıf hastalar var, dizlerinde kireçlenme var. Çok kilolu hastalar var, dizleri sağlam. Kilo birebir bir faktör değil. Ama artırıcı bir faktör. Nasıl? Bir kilo artışı bizim dizimize 7 kilogram olarak yansıyor. Mesela bir insanda 10 kilo fazlalık var diyelim. Bu hastanın dizine 70 kilo yük olarak yansıyor. Eğer kireçlenme prosesi başladıysa, hasta da kiloluysa bu süreç hızlı gidecek demektir. Mesela. İkincisi merdiven yokuş. Hani hep söyler ya merdiven kullanın daha sağlıklı. Aslında merdiven diz eklemine yük bindiriyor. Mesela merdiven çıkmak fizik olarak, fiziksel olarak bizi yorarken inmek diz kapaklarına daha çok yük bindirir. O yüzden biz ilerlemiş kireçlenmesi olan hastalara şunu deriz her zaman. Düz yolda yürüyüş yapabilirsin. 25 dakika, 30 dakika. Ama merdivene mümkün mertebe zorlamamanız lazım dizi. Peki ne yapabiliriz? Önleyebilir miyiz dediniz? Birincisi kilo dedik. İkincisi çok yormamak dedik. Üçüncüsü eğer şikayetler başlamışsa, hastanın dizinde şişmesi var, ağrısı var. Muhakkak gidip erken yaşta da olsa kendine yakıştırması lazım. Bazı hastalar diyor ki hocam ya bu yaştayım kireçlenme kabul edemiyorum, kabul edemiyorum. Aslında öyle değil. Belki önlenebilir nedenler var. Mesela geçmişte bir kırık geçirmiştir, kemik yanlış kaynamıştır. O ekleme çok yük biniyordur, kireçlenmeyi hızlandırıyordur. Bunu düzeltebiliriz. Ya da hastanın kireçlenmesi erken evredir. Önerilerde bulunuruz. Kilo vermesi, merdivene yokuşa zorlamaması gibi. Ve bir takım kıkırdak koruyucu ilaçlar var. Erken dönemde bunlara başlarız. Kıkırdak ilaçlarına. Hyaluronik asit dediğimiz kıkırdak yapı taşı bunlar. Yani erken dönemde başlarsan fayda eder. Hasta geliyor, 60 yaşında, kemik birbirine binmiş. Hiç mesafe yok. Hocam diyor ben kıkırdak ilacı kullanacağım. Artık fayda etmez. Çünkü o kıkırdak bitmiş, artık dördüncü evre kireçlenmeye gelmiş. Ne demek? Tamamen kıkırdak kalkmış, kemik kemiğe binmiş. Yani kıkırdak ilacı artık fayda etmez. Hı hı. O yüzden erken dönemde de önlemini alabiliriz. Geç kalmamak lazım diz ağrılarında. Hocam halk içinde konuşurlar. Çok oturduğun evet. için kireçlenme oldu evet. derler. Evet. Siz bu konu hakkında ne evet, düşünüyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Şöyle, şimdi bunu bize de geliyor. Mesela diyor ki hocam benim hanımım çok oturuyor, çok hareket etmiyor, dizi o yüzden kireçli. Ya da hocam ben masa başı iş yapıyorum, çok oturuyorum, dizim bu yüzden kireçlenir mi? Değil aslında. Yani olay dediğimiz gibi yine genetiğe gidiyor. Yani kireçlenme başlamışsa, kişi otursa da,
oturmasa da fark etmez. Bu ilerleyecektir. Hocam, bana dediler ki dizinde kireçlenme var, çok yürümen lazım, çok gezmen lazım. Değil. Eğer kemik birbirine binmeye başlamışsa, bu bir mekanik faktördür. Yani mekanik bir hastalıktır. Sürtüyor. Hasta daha fazla yürürse, daha çok gezerse daha çok ağrısı olur. Yani ya da mesela hastaya protez yapıyoruz. Diyor ki senin çok gezmen lazım. Çok gezmek değil, çok hareket yapmak lazım. Yani egzersiz, özellikle yük bindirmeden dizi açıp kapatma egzersizleri etkilidir. Ama dediğim gibi ya da mesela ben görüyorum parkta, bahçede bir sürü spor yapan bayanlar var, erkekler var. Bir çıkıp 1,5 saat yürümek doğru değil. Yani vücudun da bir limiti var. Sonra hasta kemik ödemiyle bize geliyor. Çok zorlamış, dizi şişmiş, kemik ödem yapmış, sıvı toplamış zorlamadan. İdeal olanı düz zeminde yarım saat 45 dakika. Ve biz bunu şöyle anlatırız, işe gider gibi. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Tempoyla yürümek lazım. Ama dediğiniz gibi, hocam ben çok oturdum, dizim o yüzden mi kireçlendi? Hayır. Bu bir hastalık. Nasıl mesela? Günümüzde gösterildi ki kalp damar tıkanıklığı. Yeni doğandan itibaren başlıyor. Yani mesela bir ailede vardır, Allah vermesin, kanserden birçok insan vefat etmiştir. Bazı ailelerde kalp damar hastalığı çoktur. Kireçlenme de mesela hasta gelir bana 36 yaşında, hocam dizim ağrıyor. Muayene ederken sorarım, annen de var mı? Hocam annemin de dizleri böyle. Genelde ailede vardır, genetiktir. Önlenebilmesi için de işte erkenden önlemleri almak gerekir. Kilo vermek gibi, zorlamamak gibi. En büyük faktör genetik faktörler. Kesinlikle. Ama çevresel, kendimizin de faktörleri var bunun tabii içerisinde. Ki, sadece genetiği ki. Suçlamamak tabii gerekiyor. Ki. Sadece genetik değil. Her ailede, herkeste görülmüyor. Ailesel faktörler olduğu gibi kişiyle de alakalı. Peki hocam şeyi merak ediyorum. Bu tedavi süreci uzun bir süreç mi, kısa bir süreç mi? Ya da kişiden kişiye, hastadan hastaya fark ediyor mu? Tabii ki. Kesinlikle. Bir kere yaş olarak da ayırt ediyoruz. Önce onu söyleyeyim. Hani hastalar da hep şunu söylüyor. Hocam, yaşlı değilim, protez yapmak gerekir mi? Ya da protez 60 yaşından sonra yapılıyormuş gibi. Şimdi önce tedaviyi ayırırsak şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi önce bir koruyucu önlemler var. Bunu erken yaşlarda başlıyoruz. Mesela şu bir hastada protez. Şöyle göstereyim ben. Bu diz protezi. Bakın şu şekilde dize implante ediyoruz bunu. Şu şekilde diz bükülüyor, açılıyor ve hareket ediyor. Şimdi biz tabii ki bunun bir ömrü var. Bunun ömrü 15, 20 sene, 25 sene. Günümüz ilerledikçe Türkiye'de bu yönde ciddi adımlar atıyor. Yeni protezler, yeni malzemeler, yeni implantlar geliştiriyor. Günümüzde teknoloji ilerledikçe protezin ömrü uzuyor. Ama biz bunu taktığımız zaman artık geri dönüşümsüz bir yola giriyoruz. Ne yapıyoruz? Hani hastalar da şunu zannediyor, onu da söyleyeyim. Hocam kemiğimi kesip atıyorsunuz yerine yeni. Değil aslında. Kemiği kesip atmıyoruz. Üstteki hasarlanan kıkırdağı temizleyip bunu oraya kapak şeklinde takıyoruz dize ve hareketini. İşte bunun da bir ömrü var. Anlatmak istediğim şu. Ne kadar geç yaptırırsak o kadar uzun ömürlü oluyor. O yüzden 60-65 yaşını biz kriter tutuyoruz. Birçok hastam var ameliyat ettiğim. Görüyorsunuz ekranda mesela. Yani bu hastaların çoğu 60-65 yaşında. Erken yaptığımız yok mu? 36 yaşında da protez yaptığımız hasta var. Eğer kemik kemiğe binmişse, kalçada olsun, dizde olsun protez kaçınılmaz. Çünkü hastanın protezle geçireceği bir 20 sene, 25 sene rahat hareket edeceği, onu topluma kazandırmak, evinin işini görsün, kendi işine gidebilsin, ihtiyaçlarını karşılayabilsin, o 20 sene her şeyden değerli. Bu sonuç değil, geri dönüşümsüz bir şey diyoruz ama ileride gevşeme, yıpranma yaparsa protez tekrar yenilenir, tekrar yeni protezle değiştirilir. Peki protez taktırdıktan sonra dikkat etmemiz gereken şeyler olacak evet, mı? Hastalarınıza neler öneriyorsunuz tabii hocam? Tabii ki. Şimdi hasta bize geldi. Mesela yarın benim 2 tane diz ameliyatım var. Protez yapacağım hastaya. Öncelikle hasta protez hastası mı? Şimdi dedik ya önlemler nelerdir? Mesela hasta 60 yaşındadır ama kemik birbirine binmemiştir. Sadece dizi şişmiştir, ağrısı vardır. Bu hastaya deriz ki ilaç öneririz, ağrı kesici, analjezik antiinflamatuar dediğimiz ağrı kesici, ödem çözücü ilaçlar veririz. Ondan sonra mesela bir de yeri gelmişken söyleyeyim, soğuk uygulama. Bizim hastalar sıcağı çok sever. Hocam sıcak yapalım, sürekli sıcak yapalım, hamama gidelim. Sürekli sıcak değil aslında, onun da yeri var. Şişmiş bir ekleme sıcak uygulamamak lazım. Daha da soğuk, kötüye gider. Tabii ki. Daha fazla ödem toplar. Soğuk uygulamak lazım. Onun da sınırı var 15 dakika, daha fazla değil. 15 dakikadan sonra tekrar vücut oradaki soğuğu algılayıp tekrar kanlanmayı ve ödemi artırır.
Şimdi hastanın öncelikle, bu hasta protez hastası mı onu belirlemek lazım dedim. Röntgen çektik, muayene ettik, diz şiş, kemik birbirine binmiş, hasta çok ağrılı. Hastaya protezi önerdik. Son çare protez. Hasta fizik tedaviye de yönlendirebiliyoruz. Mesela hastanın dizi güçsüz kalmış, ağrısı var. Kasları güçlendirip proteze, dize binen yükü azaltmak lazım. Artık son aşamaya geldi, protez kararı verdik. Hastamızı yatırdık, ameliyat ettik. Bakın kesinlikle bu son değil, söylüyorum. Hastalar proteze çok kötü bakıyor. Değil. Ya da hasta mesela diyor ki, birçok hasta, hocam komşum ameliyat oldu kalkamadı. Komşum ameliyat oldu iyi değil. Öyle değil işte. Burada üç şeye iş düşüyor. Bir, hastaya. Gerçekten. Hani kişi kendinin doktoru olacak şey çok doğru. Hastayı ameliyat edersin, ağrıya çok hassastır, hareket etmez, kendini çok korur, dizi hareketsiz kalır, zorlanır. Hastayı ameliyat edersin, mesela şu hasta orada ekranda geçiyor. Bu hasta ikinci haftasında, hastanın daha dikişleri duruyor ama maşallah geldi, dizini 90 derecenin üzerinde, 120 dereceye kadar katlayıp açıyor. Kaç yaşındaydı hocam hastanız? Bu hasta 65 yaşında. Şimdi ameliyat olduktan sonra nelere dikkat edelim? Şunlara dikkat edelim, hareketimize dikkat edelim, egzersizimize dikkat edelim. Doktorun verdiği egzersizi yapmamız lazım. Korkmayalım. Yani bu protez öyle, hocam protez kırılırmış. Bu protezler o kadar sağlam ki, titanyum. Diyelim ki hasta düştü, inanın protez kırılmaz, kemiği kırılır hastanın. Harekete çok dikkat edelim, protez kırılırmış, kırılmaz. Hocam ameliyat olmuş, hasta kötü kalmış. Aslında öyle değil. Yani bu bir seçenek, son çare bu. Ameliyat olup da kötü olmaz. Ama hiçbir zaman bizim orijinal dizimizi tutar mı? Tutmaz. Tutmaz. Tutmaz işte. Yani bunu da hastaya söylemek lazım. Mesela dedim ya, namaz kılan bir toplumuz. Hasta ameliyat olup da hocam ben tahiyyata gideceğim, secdeye oturacağım, namaz kılacağım derse bu zor. Hastaya deriz ki bizim dinimiz kolaylık dini. Oturarak namaz kılman lazım. Bunu söyleriz. Bir de mesela farklar var. Kalça protezi, diz protezi. Diz protezi daha sık. Niye dedik? Vücudumuzun en büyük eklemi, yük taşıyan eklem, çok yorulur. Ama kalça da çok ağrılıdır. Diz protezi, hasta yürürken gezerken ağrı yapar. Kalça öyle değildir, kalça kireçlenmez. Hasta yataktayken ağrı yapar, hasta tuvalete oturamaz. Hasta der ki, hocam gece yatağımda dönerken ağrıyla uyanıyorum. Sonuçları çok iyidir. Hatta 2012 yılında kalça protezi dünyanın ameliyatı seçildi. Yani en iyi ameliyatı, sonucu en iyi olan ameliyatlardan %90'ın üzerinde hasta memnuniyeti vardır. Benim özellikle kişilere, hastalarıma, vatandaşlara söyleyeceğim protezlerle ilgili korkmayın. Yani bu bir son değil, gerçekten değil. Ameliyat olup da çok mutlu olan hastalar var. Yani 15 sene, 20 sene, 25 sene çok rahat eden hastalar var. Hocam ameliyat oldum, sakat kaldım. Öyle bir şey yok. Yani olabilir. Diyeceksiniz ki hocam öyle anlatıyorsunuz ki bunun hiç mi kötüsü yok? Olmaz mı? %1 ihtimal enfeksiyon ihtimali var. Kişiye protez yaparsın, hasta bir idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Kan yoluyla hematojen gider, protezi tutar, enfeksiyona neden olabilir mesela. Ya da ameliyattan sonra hareketsiz kalır. Fizik tedaviyi iyi yapamazsınız. Hasta hareketsiz kalır ya da hastanın kanında yatkınlığı vardır. Pıhtı atabilir, emboli dediğimiz. Bunlar da riskler. Bunların hepsini ameliyattan önce kar zarar oranına göre kabul ediyoruz. Şimdi bu öyle bir sistem ki ben hastaya ameliyata karar verdim. Yarın benim iki tane diz protez hastam var. Benim dememle ameliyat olmuyor hasta. Olamıyor. Hastanede anestezi uzmanı var. Kalp doktoru var. Dahiliye doktoru var. Hasta genel bir tahlillerden geçiyor. Akciğer filmi çekiliyor. Tahliller yapılıyor. Anestezi doktoru görüyor. Diyor ki bu hastada kalp hastalığı var. Kalp doktoru görüyor. Kalp doktoru diyor ki bu hasta ameliyat olamaz, riskli. Yani kar zarar oranı yapıyoruz. Çünkü ameliyat olmazsa hastalar emin olun daha kötüye gidiyor. Hasta geliyor 80 yaşında, polikline sandalyede. Hocam ben ameliyat olmaya geldim. Buna kimse müsaade etmiyor. İşte önlemler ve yapılacaklar listesinde çok geciktirmemek lazım. Hani her şeyi vaktinde yapmak kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Onda sizin gibi uzman ellere bırakmaları yani, gerekiyor. Teşekkür ederim. İnşallah yani hastayı görmek, değerlendirmek, kararını vermek lazım. Çok korkunç şeyler değil. Zordur, kabul ederim. Ağrı da yapar ameliyattan sonra. Ama mesela bizim hastanemizde özellikle diz hareket cihazları ameliyattan sonra hasta yattığı yerde. Mesela 20 sene öncesinde ameliyat olurdu hasta.
hasta hareketsiz, hastanın dizini zorla bükmeye çalışırdık. Niye? Hareket etmemiş. Günümüzde öyle değil. Birçok hastanede öyle değil. Hastaya hemen ameliyat sonrasında CPM dediğimiz Continue Passive Motion, sürekli pasif hareket. Hasta yattığı yerde, mesela bu hasta böyle olduysa çoğu o cihazlar sayesinde dizini büküp açan hareket cihazı var. Bazen ben giriyorum odaya hasta vizitinde, hasta uyuyor, dizi çalışıyor ama. Ya da ikinci, üçüncü gün pedallama, basamaklama, bisiklet hareketlerimiz var. Onunla bunu aşıyoruz. Hastaların gözünde kalan çoğu, hocam ameliyattan sonra çok ağır oluyormuş, dizimizi zorla büküyormuş, öyle bir şey yok. Yani genelde hareketle hastalar rahatlıyor. Gelişen teknolojiler artık bunlar daha kolay. Kesinlikle. İlk önce kendilerine inanıp sizin gibi insanlara da güvenip gelmeleri gerekiyor. Aynen. Bir de mesela sürekli dedim ya, teknoloji ilerliyor. Mesela şu bir kalça protezi. Bunun şu an eklemleşmesi. Şu şekilde kalça demek eklemleşiyor. İnanın bununla ilgili o kadar çok çalışmalar var ki. Amaç şu teknolojideki. Bunun şimdi her hasta her hareket ettikçe bu kalça protezi bakın. Hareket ettikçe bu sürtünüyor. Sürtünmeyi ne kadar azaltabiliriz? Protezin ömrünü ne kadar uzatabiliriz? Teknoloji sürekli bunu ilerletmek için çalışıyor. Yani hastaların gördüğü gibi ilk başta bu protez üretildiği şekilde kalmadı. Şu an Türkiye'de de mesela çok ciddi Ar-Ge çalışmaları var, TÜBİTAK çalışmaları var. Protezle ilgili ne yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz? En önemlisi, yani bir hocamın lafı vardı, çok hoşuma giderdi. Allah'ın yarattığına en yakınını yapabilmemiz lazım. Nasıl? Bu bir kıkırdak mesela. Şu kıkırdağa yakın, yumuşak. Hasta yürürken bastığında hastayı zorlamayacak şeyi üretebilmemiz lazım. Emin olun bilimde, sağlıkta hep bu yönde ilerliyor. Çalışmalar devam ediyor. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz güzel bilgiler için. Son olarak bizi izleyen seyircilerimize bir şeyler söylemek ister misiniz? Ne önerirsiniz, neler yapsınlar? Ya şöyle, tabii ki mesela hani bunda bir şey olarak kalsın. Bir gün orduda hastamı anlatıyorum. Hastanın hanımı çok kilolu. Espri olarak söyleyeyim. Kilo vermen lazım şöyle falan. Hastanın eşinin zoruna gitmiş. En son çıkarken dedi ki kapıyı açtı. Hocam dedi siz benim hanıma söylüyorsunuz da hiç kendinize dikkat etmiyorsunuz. Sizin de kilo vermeniz lazım. Şimdi kilo çok önemli. Her hastamıza, her polikliniğe gelen stresör günümüzün problemi. Bakın bizim nesil bir şekilde kurtardı. Bizden sonraki gelen nesil daha kilolu. Daha boylu poslu, daha kilolu. Ne dedik? 1 kilo fazlalık dize 7 kilogram yük olarak biner. Yani o yüzden kiloya dikkat etmek lazım. Çok önemli. Hı hı. İkincisi spor. Şimdi sporda çok ağırlık çalışmak mı? Ya çok ağırlık çalışmak değil işte. Mesela ekleme yük bindirmeyen 3 spor vardır. Özellikle insanı zorlamayan. 1- Yüzme. Büyük kasları çalıştırır. Bel ve kalça kaslarını. Anti-aging dediğimiz yaşlanma karşıtı hormonlar bu kaslardan salınır. Ve endorfin dediğimiz bir takım ağrı kesiciler bu kaslardan salınır. Yani hocam çok ağırlık mı çalışalım? Hayır, dengeli spor yapın. Ne dedim 3 spor? 1- Yüzme. 2- Bisiklet. 3- Yürüyüş. Aslında çok basit. Kesinlikle. Hele yürüyüş bizim için nimet. Yani bunu da işte mesela bu belediyenin yaptığı spor yerlerindeki plastik yürüyüşler. En mantıklı yürüyüş yeri olur. Mesela yürüyüş bantları, yürüme bantları. Hocam çıkıyorum 30 dakika tak 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 koşuyorum. Bakın fizyolojik değil, mantıklı değil. Sert zeminde sürekli aynı hareketi yapıyorsun. Değil. Yumuşak zeminde işe gider tempoyla yarım saat 45 dakika yürüyüş yapmak lazım. Haftada 3 gün 4 gün. Bir de ilginçtir. Ben bunu mesela özellikle ev hanımlarına çok öneririm. Antidepresan özelliği vardır. Yani kişi yürüyüş yaparken kendini dinler, kafası rahatlar, doğayla iç içe çok rahatlar. Mesela bizim Kılıç Aslan Parkı'nda bir yürüyüş yapın. Ne kadar rahatlayacaksınız. Huzur, mutluluk. Kesinlikle. Haftada 3 gün 45 dakika. Çok önemli. Yüzme, tabii şu an pandemiden dolayı çok etkin değil ama yüzme de biraz da işte toplum olarak çok yatkın değiliz ama yüzme en iyi sporlardan. Yüzme, yürüyüş ve bisiklet. Kireçlemenin en güzel sporları bunlar yapsınlar. Ve kilo ve neler yapmamız lazım dediniz? Dediğim gibi erkenden farkında olmak. Yani çok gecikmeden bir doktoruna başvurmak, röntgen çektirip görmek ve korkmamak. Tedaviyi beraber planlamak. Yani ben her zaman hastalarımla şuna da derim. Ben her şeyi açayım. Yani bana gidersin, öbür doktora gidersin. Bu senin sağlığın. Kendin bilgini toplarsın, hı hı. Kendi kararını kendin verirsin. Ama muhakkak bir uzman görüşü almak gerekir. Önlemi almak gerekir.
Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun çok hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerinden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.